akşama dön. Muhammed, en çok sevdiğin renkler hangisi? Mavi. Başka? Salim. Başka? Siyah. Başka? En çok hangi resmi seviyorsun sen? Kediler mi seviyorsun? Kediler. Uğur böcekler. Uğur böcek. Şapkalı adamlar. Şapkalı adam. Başka ne vardı? Bir adam. Adam var. Başka? Çiçekler var. Çiçekler var. Başka arılar. Arı da mı vardı? Var. İyi, başka ne vardı? Güneş var. Güneş var. Güneş var. Ondan sonra ne vardı? Şapkalı adam. Şapkalı adamımız vardı mesela, o şey var. Şöyle tırtıl tırtıl böcekler var. Var. Ondan sonra başka, tamam, başka bir şey yok değil mi? Yok ya. Ankara'ya biz 79'larda falan geldik işte. İşte bu, o zaman geldik işte, buraya yerleştik. Belli yerlerde işte çalıştık falan. Şimdi de seyyar satıcılık yapıyoruz. Muhammed doğduktan işte bir 2,5-3 yaşında işte Muhammed hastalandı. O zamana kadar biz bunun hastalığını bilmiyorduk. Dediler bu çocukta işte kromozom bozukluğu var, genetik bozukluk var. İşte ondan sonra okul çağı geldi Muhammed'e. Bu Rüzgarlı'da işte Engeller Okulu vardı. Oraya başladı. Oraya işte 4-5 sene gitti oraya. Hani biz sabah bırakıyorduk, işte akşam üzeri gidip alıp geliyorduk. Ondan sonra okul kapandı oradan, taşındı, Dikmen'e taşındı. Dikmen'e taşınca biz servis ücreti ödeyemeyeceğimiz için çocuğu okula göndermedik. Elhasıl biz Muhammed'i biz özel eğitime kayıt ettirmek için girişimde bulunduk. İş eğitim alıyorlardı. Hatta kaydederken müdür bana dedi ki, biz dedi abi bu çocuğu dedi anca bir yıl dedi okutabiliriz dedi. Bunun yaşı dedi geçmiş. Bir yıl dedi okuturuz. Olsun yeter dedim ben, bir yıl olsun. Ondan sonra işte iş eğitim alıyorlardı bunlar. Orada hocalar bunlara kağıt kalem veriyordu. Bunlar orada, onlar akşama kadar karalıyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. İşte bunların yaptıkları, o çizdikleri resimler, şunlar bunlar hocaların dikkatini çekiyor. Diyorlar ya bir ressam olup göstersek bunu falan diyorlar. İşte sağ olsun bizim Harun Antakyalı var ressam. Onun telefonunu buluyorlar. Onu arıyorlar. Diyorlar ki ya Harun Bey işte bizde böyle böyle bir çocuklar var. Gelip bir bakar mısınız? Sayın yolcularımız acil bir hasta için AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay İstasyonu danışmaya müracaat etmeleri önemli rica alınır. Sayın yolcularımız acil bir hasta için 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay İstasyonu danışmaya müracaat etmeleri önemli rica alınır. Biz Muhammed'le karşılaştık. Bunlar mesela bir okul beni davet etmişti. Çağdaş eğitim uygulama diye. Bir workshop için. Ben ama okulun engellilerle ilgili bir okul olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra gittim abi. Hiç de bana bir şey söylemedi. Çağdaş eğitim uygulama okulu dediğinde ama
baktım orada işte genellikle zihinsel engelliler, otistikler falan. Sayın yolcularımız, acil çok... bir hasta için ağır erişim tane... kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay istasyonunda dışarı... Bir resim atölyesi kurmuş oradaki hocam. Önemli rica olun. Neyse çocuklar topladılar. Orada işte önce bir şeyler yapsınlar dedi. Ne yapsınlar dedi. Bununla konu göreceksiniz. Biz de birlikte yaparız. İşte orada benim birkaç kişi ilgimi çekti. Bir Muhammed. Biz aslında 4 kişi yola çıktık önce. Ama Muhammed'in ailesi de Muhammed'e inandı. 2009'dan bu yana ki özellikle son 2 senedir de ben biraz daha dışarıdan izliyorum Muhammed'in yaptıklarını. Çünkü artık baba da olaya hakim. Organizasyonları beraber yapıyorlar. Görüşmeleri babası yapıyor. Zaten ev atölyeye dönüştü. Şey gibi de hani bize hep anlatılan bir örnek vardır ya. İşte kozadan çıkmasına yardım edersen kanatları güçlü olmaz tırtılın. Yani Muhammed şimdi ve ailesi kendi kozasını yırtarak çıktı. Muhammed'in bir işi var. Bunun bir bedeli var. Herkes bunlara ödeyecek. Muhammed'in artık bir mesleği var. Yani adam cebinde kartla geziyor. Ve bir de Muhammed'i hiçbir şekilde ben bir eğitmenin yok bura böyle çizim, bura böyle yapmasına izin vermedim. Aile de bu konuda çok hassastı. Yani bir şey olduğunda devamlı arandım. Yanlarında bile olmasa. Harun Bey ne diyorsunuz? Hayır. Muhammed kendi tarzını oluşturdu. Zaten ben izliyorum. Muhammed'in yaptıklarını zaten resimle ilgililer bile. İşte Harun diye bir akım var. Ham sanat. İşte Can Dönüş dedi bunun şeyi. Şimdi oradan takip ettim. Ama Muhammed'in bütün süreci kendi içindeki gelişmeler zaten bende var. Ne yaptığını biliyorum. Aslında ne yaptığını kendi de biliyor. Mesela ilk imzayı ben buna attım, bir yere adını yazmam lazım dediğinde mesela adını büyük yazdığında biri dedi ki Harun büyük yazıyor, yazsın, bütün tuvale yazabilir. Şimdi ben baktığımda zaman içerisinde imzası da resmen bir parça. Muhammed bunu ne kadar bilinçli yapıyor, yapmıyor tartışıldı. Evet yok aslında Muhammed onu bence bilinçli yapıyor. Burada ailelere büyük görev düşüyor. Yani ressam olması için iyi çiçek çizmesi gerekmiyor. Atı at gibi çizmesi gerekmiyor. Çocuk onunla rahatlıyorsa verecekler eline. Yani bu engelli engelsiz tüm çocuklarda tamam mı? İçini dökecek. Duvarını karalayacak. Yani evinin duvarını karalasa ne olacak ki en fazla bir boya atırsın. Yani evini müzeye çevirdi, ailenin kıkı çıkmadı. Yani her yeri boyadı, evde boyanacak yer kalmadı. Annesi de diyor ki Harun Bey Allah razı olsun diyor. Duvar kağıdına gerek kalmadı, Muhammed ne güzel yaptı diye. İşte ne güzel yaptı. Gelir giden alıyor eve. Hiç demiyor ki eve hani içeri alıyorum ama bu hırsız mı? Bu neyin nesi diye. Diyor ben kızıyorum Muhammed'e. Muhammed alma diyorum bak. Bakalım böyle alalım. Muhammed yok. Muhammed hemen içeri alıyor. İçeri alıyor. Yok diye ben alacağım diyor. Telefona da çeken olsun hemen koşturuyor Muhammed. Yukarıya. Ama gelmeyenlere de kızıyor. Gelmeyenlere kızıyor. Fotoğrafımız çekiliyor. Evet biliyorum. Muhammed çok seviyor. Ama en önemlisi Muhammed'in profesyonel bir esi kataloğu gerçekten olmalı. Yani bu illa şimdi bizim hocamıza biz size de veririz ondan. Evet. Bazen burada işte ziyaretçiler geliyor, işte anlatıyorlar. Biri diyor ya ben Muhammed'e tuval getireyim, boya getireyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Onda işte gidiyor, gelmiyor birçokları. Ondan sonra gittikten sonra burada biz Muhammed'e aylarca bunun hesabını veriyoruz. Adam diyor işte bunu getirecekti, niye getirmedi, gelecekti, niye gelmedi. Hatta bir gün burada bir vatandaşı uyardım ben. Dedim ki abi burada dedim yani Muhammed'in yanında bunları konuşmayın. Yani adam da bize biraz bozuldu. Sonra ben adama anlatınca adam anladı durumu gerçi. Yani dedim abi siz dedim yani bunu yapacağız diyorsunuz. Senin gibi dedim buraya kaç kişi dedim bu sözü verdi gitti. Ama hiçbiri geri dönmedi. Ha dönenler oluyor sağ olsunlar ama %80'i dönmüyor. Şimdi bu dönmeyince dedim Muhammed'e dedim biz hesap vermek zorunda kalıyoruz. Yani sen dedim onun için dedim yani bu çocuklar unutmuyor. Yani verilen bir sözü unutmuyor.
Yani sağ olsun bizim mesela bu kalede bir ressam vardı, Fatih Oruç diye bir ressamımız vardı. Yani sağ olsun o işte bir gün geldi buraya, dedi ya Muhammed ben bir 4 tane sana 5 tane tuval getireyim işte yap dedi falan. Bugün Fatih Oruç öleli 3-4 sene oldu. Hala bana Muhammed onu soruyor. Diyor ki ya diyor bu adam tuval getirecekti bana ne oldu? Yani onun için ben yani insanlara diyorum ki yani Muhammed gibi insanlara söz vermeyin veya verdiğiniz sözü tutun. Yoksa diyorum yani bunlara söz vermeyin kardeşim diyorum ben. İşte bu şekilde buraya kadar geldik. İşte bundan sonrasını artık bu evin müze olması için mücadele ediyoruz. Yani Muhammed'e kalıcı bir şey. Yani biz bugün Muhammed benim desteğimle buraya kadar geldi. Yani ben olmadığım zaman Muhammed'in işi orada biter. Yani bunu onun için biz hani Muhammed'i artık kendimizi değil yani Muhammed'i ben nasıl kurtarabiliriz? İşte Muhammed'e kalıcı bir şeyi nasıl yapabiliriz? Muhammed zaten bu evde doğdu, büyüdü. Biz Muhammed'in atölyesi olarak işte burayı, bu evi kurtarmaya uğraşıyoruz.